Herkese merhabalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda kimyasal tepkimelerde hız konusuna devam ediyoruz. İkinci videomuz tepkime hızlarını belirleme yöntemleri. Buradaki pdf açıklama kısmında ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine önceki ve sonraki bütün videolara da açıklamadan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve hemen başlayalım. Kimyasal bir tepkime hızını belirlemek için arkadaşlar bazı yöntemler var. Dediğimiz gibi bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Bakın öncelikle gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde basınç ya da hacim değişimlerine bakılabilir. Burada önemli olan şu bakın. Diyelim ki iki tane A var gaz fazında tepkimede daha sonra bir tane B oluşuyor arkadaşlar. Burada ne olduğunu görüyorsunuz. İki tane gaz girmiş bir tane gaz çıkmış. Dolayısıyla burada gaz fazında bir azalma söz konusu. Ben o zaman diyorum ki burada ne olmuştur? Basınçta bir azalma meydana gelmiştir diyorum. Peki bu 2 bu 3 olsaydı ne olurdu? O zaman da derdim ki basınçta bir artış söz konusu olmuş derdim. Dikkat edin şimdi buraya. 2 tane A gazı girmiş. B gazı artı C gazı olmuş. Bakın dikkat edin. Giren gazların sayısıyla tepkime doluşan gazların sayıları eşit. O zaman ben burada Basınç ya da hacim değişimine bakamam arkadaşlar. Basınç ya da hacim değişimine bakmam için tepkimeye giren maddelerin toplam gazların da Tepkimeye giren gazların toplamı ile tepkime doluşan gazların toplamının birbirinden farklı olması gerekiyor. Böyle bir tepkimede ben basınca ve hacme bakamam. Tüm tepkimeler ekzotermik ya da endotermik olduğu için sıcaklığın değişimine bakılabilir. Evet, doğrudan doğruya bunu arkadaşlar bakabiliriz. Tepkimeye giren maddelerdeki renkler ile ürün renkleri farklı ise renk değişimlerine bakılabilir. Bazen şöyle oluyor. A diyor arkadaşlar. B diyor. Burada diyor ki kırmızı. Burada diyor ki renksiz. O zaman eğer farklı bir renk verilmişse tepkimenin altında siz diyorsunuz ki burada renk değişimine bakılarak tepkime hızını tayin edebilirim şeklinde yorum yapıyorsunuz. Ama bu da kırmızı bu da kırmızı ya da bu da renksiz bu da renksizse bu zaman renk değişimine falan bakamayız diye yorum yapacağız. Ve Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimelerde ise iyon derişimlerinde oluşan değişimler pH'te meydana gelen değişimler ya da elektrik akım iletkenliğinde meydana gelen değişimlere bakılabilir. Mesela bir kimyasal tepkimede bakıyorsunuz H artı oluşmuş. E, H artı oluşursa pH ne olur? Azalır. O zaman pH değişimine bakabilirsiniz. Veya yine bir tepkimede A artı B eksi iyonlar oluşmuş. O zaman siz ne diyorsunuz? Burada iletkenlikte meydana gelen bir değişim söz konusu. İletkenliğe bakarak da yine ben burada tepkime hızına karar verebilirim şeklinde yorum yapıyorsunuz. Hemen burayı şöyle bir temizleyelim. Altından sorumuz çıktı arkadaşlar. Bakın yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin hızı basınç değişimi gözlenerek ölçülemez diye sormuş. Dikkat edin lütfen. Gaz fazında bir iki tane madde girmiş. iki tane madde çıkmış. O zaman bunu gözleyemeyiz arkadaşlar. Farklı olması gerekiyor. Burada aynı olduğu için basınç değişmemiş. İkincisine bakın. Bir 3 daha 4 tane gaz girmiş. 2 tane gaz çıkmış. Dolayısıyla burada basınçta bir değişiklik söz konusu. Burada basınç değişimine bakılabilir. Üçüncüsünde suda. Sudanın bir basıncı yok. Bu da suda. Bunun da bir basıncı yok. Suda bunun da basıncı yok. Sıvı bunun da yok. Dolayısıyla burada yine bir basınç değişimi gözlenmez arkadaşlar. Buradan da herhangi bir şey yapamayız. Cevabımız ne olmuş oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Hemen bakalım şöyle 8. örneğimize. Tepkimesinin hızı yukarıda verilenlerden hangilerinin yardımıyla belirlenebilir demiş. Arkadaşlar renksiz, renksiz. O zaman renkte meydana gelen değişime bakamam böyle bir şey söyleyemem. İletkenlikteki değişim diyor. Bakın lütfen nötr maddeler girmiş, iyonlar oluşmuş. O zaman burada iletkenlikte bir değişim söz konusu. Biliyorsunuz bir çözeltinin elektrik akımını iletmesi için iyon içermesi gerekiyor. Dolayısıyla burada iyon içerdiği için elektrik akımını iletir diyoruz. Basıncındaki değişim. Bakın lütfen bakın burada bir tane gaz var. Gaz yok. Gaz yok. Gaz yok. Yani bir gaz girmiş. Sıfır gaz çıkmış. Dolayısıyla burada basınçta bir değişim söz konusu. O zaman üçüncüyü de kabul edeceğiz. Cevabımız nedir? 2 ve 3'tür diyoruz. Kimyasal, özür dilerim önce soruyu okuyacağız. <laughs> Yargılarından hangileri doğrudur? Kimyasal hız Birim zamanda meydana gelen madde miktarındaki değişim şeklinde tanımlanabilir. Tepkimelerin hızları tepkime süresince azalır. Evet başlangıçta en yüksek gittikçe azalır diyoruz. Tepkimelerin hızları ortamda meydana gelen fiziksel değişimlerle izlenebilir. İşte bizim şimdi anlattığımız husus arkadaşlar bu. Ortamın renginde meydana gelen, iletkenliğinde meydana gelen, pH'inde meydana gelen değişimlerle izlenebilir. Doğru bir ifade olmuş oluyor. 10. örnek. Burada verilen tepkimelerden hangilerinde basınç değişimine bakılarak hız tayini yapılabilir demiş. Bakalım katı saymıyorum suda saymıyorum suda saymıyorum hidrojen gazı var. Sıfır gaz bir gaz dolayısıyla olmuş. Bakın katı suda katı gaz sıfır gaz bir buçuk gaz bu da olur. Katı suda suda bu da gaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da yine bir gaz oluşmuş. Burada da yine basınçta bir değişiklik söz konusu olmuş oluyor. Cevabım D seçeneği. 11. soru. Kimyasal tepkime hızları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir tepkimenin hızının birimi daima molar bölü saniye şeklinde diyemeyiz. Az önceki, hatta bundan önceki videoda bakabilirsiniz. Orada ne vardı? Gram bölü ne vardı arkadaşlar? Gram bölü litre değil, gram bölü saniye vardı. E gram bölü dakika da olabilir. Litre bölü saniye olabilir. Litre bölü dakika olabilir. Litre böyle yıl da olabilir arkadaşlar. Fark etmez. Yani dediğim gibi burada önemli olan üstteki madde miktarının ve alttakinin de zaman miktarının olması gerekiyor. Dolayısıyla molar bölü saniye şeklinde her zaman olmak zorunda değil. Tepkimelerin hızları başlangıçta en yüksektir. Aynen öyle. Biz ne dedik? Tepkime başlangıçta çok hızlı gittikse ne oluyor? Yavaşlıyor dedik. Tepkimelerin hızları ortamda iyon varsa iletkenlikteki değişimle izlenebilir mi? Aynen öyle arkadaşlar. izlenebilir bir etkenlik biliyorsunuz ortamdaki iyonlar sayesinde sağlanıyor. asit bas tuz çözeltiler elektrik akımını iletir ve elektrolit olarak tanımlanır diye daha önce bahsetmiştik. Tepkimesinin hızı yargılarından hangileri doğru denilmiş arkadaşlar bakın renk değişimi izlenerek belirlenebilir. Turuncu başlamış yeşil bitmiş. O zaman burada bir renk değişikliği var buna bakabilirim. pH'deki değişim izlenerek belirlenebilir. pH'deki değişim için haşart ya da OH olması gerekiyor arkadaşlar ki ortamda pH'de bir değişiklik olsun. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet. Burada arkadaşlar haşartılar var. Dolayısıyla burada pH'de bir değişiklik söz konusu. Gaz basıncındaki değişim. Bakın suda, 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 suda. Gaz sıvı. Dolayısıyla sıfır girdi gaz. 3 gaz çıktı. Burada gaz basıncında bir değişim vardır diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. 13. sorumuz bir tepkime verilmiş arkadaş bununla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? NO2 ve O2'nin anlık hızları eşittir demiş. Arkadaşlar bunların katsayılarına bakıyorum. NO2'nin katsayısı 4, O2'nin katsayısı 1. Dolayısıyla bunların anlık hızları eşittir diyemem arkadaşlar. Bunların hızları ne ile ilgili? Katsayılarıyla orantılı olarak değişir. Tepkime hızı basınç değişimi gözlenerek ölçülebilir demiş. Bakalım. 2 tane gaz giriyor. Kaç tane gaz çıkmış? 5 tane. Dolayısıyla burada bir basınç değişimi söz konusu mu? Evet arkadaşlar ikinciyi kabul ettim. N2O5'te 0.4 mol harcanması için 2 dakika süre geçiyor ise bakın N2O5'ten kaç mol diyor 0.4 mol harcanması için 2 dakika zaman geçiyorsa NO2'nin oluşma hızı bakın lütfen dikkat edin kat sayısı 2 iken 0.4 ise kat sayısı kaç olur? Tam iki katı yani 0.8 mol olur. 0.8 mol bölü dakikadır. Şimdi 2 dakika geçti ya Bundan 0.4 mol oluşurken arkadaşlar 2 dakika zaman geçiyorsa bundan 0.8 mol oluşurken de 2 dakika zaman geçer. Çünkü tepkime aynı anda başlıyor. Aynı anda harcanıyor. Aynı anda oluşuyor bu maddeler. Dolayısıyla NO2'nin oluşma hızı 0.8 bölü 2 yani 0.4 mol bölü dakika şeklindedir diyoruz. Cevabımız ne olmuş oluyor? Üçüncüsü yanlış. Yalnız 2 doğru dedik. E seçeneği. Ve 14. gene bir tepkime denklemi verilmiş. Tepkimesinin hızı ile ilgili sıcaklık sabitken basınç değişimi gözlenerek bulunabilir demiş. Bakalım bir gaz, 3 gaz daha, 4 gaz girmiş, iki gaz çıkmış. Bak bu sıvı dikkat et buraya. Dolayısıyla burada basınç değişimi gözlenerek bulunabilir tabii ki. Oksijenin harcanma hızı ile, oksijenin harcanma hızı ile CH4'ün harcanma hızı arasında. Bakın CH4'ün harcanma hızı arasında. Mesela bunun kat sayısı bir ya. Bundan 1 mol harcanıyorsa bunun katsayısı 3 olduğu için bundan 3 mol harcanır. O zaman oksijenin hızı c h 4ün hızının 3 katıdır. Bakın oksijenin hızı C2H4'ün hızının 3 katıdır. Arkadaşlar 3'ü buraya değil nereye yazmam gerekiyor Benim doğru olması için buraya yazmam gerekiyor öyle değil mi? Dolayısıyla ikincisi yanlış olmuş oluyor böyle yazıldığı için. Yüksek sıcaklıkta tepkimeye girenler daha kararlıdır. Bakın bunu kimyasal tepkimelerde enerji konusunda görmüştük. Egzotermik bir tepkime Egzotermik tepkime olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yazılır. Ve burada yüksek sıcaklıkta kim daha kararlıdır? Tepkimeye girenler, girenler burası daha kararlıdır. Doğru bir ifade olmuş oluyor. Bu kadar. 15. soru. Demir katısı oksijenle tepkimeye girmiş, demir oksit oluşturmuş tepkimesiyle ilgili. Oldukça yavaş gerçekleşen bir tepkimedir. Arkadaşlar bu demirin paslanma tepkimesi. Dolayısıyla oldukça yavaş gerçekleşir. Basınç değişiminden yararlanarak hız tayin edilebilir. Bakın burada katı katı ama yarım gaz girmiş. Yarım gaz girmiş ama hiç gaz çıkmamış. Dolayısıyla basınç değişiminden tabii ki yararlanabilir. Şunları silerim belki gene lazım olur. Diyor ki hızlar arasında diyor eşitliği vardır. Diyor arkadaşlar lütfen dikkat edin. Hepsinin hızını birbirine eşit yapmış. Ama dikkat edin burada oksijenin kat sayısı yarım olduğu için oksijenin hızı diğerlerinin hızının yarısına eşit olması gerekiyor. Yani bunun başına 1 bölük yazabilirsiniz. Ya da bunların başına 2 yazabilirsiniz. Dolayısıyla üçüncüsü her türlü de ne olmuş oluyor? Yanlış olmuş oluyor. Cevap B seçeneği. Ve geldik 16. örneğimize. Ne diyor 16. örneğimizde? Bir tane tepkime denklemi verilmiş. Bakın iki tane iyon tepkimeye girmiş ve egzotermik bir tepkimeymiş bu. Tepkimesinin hızını ölçmek için hangilerine bakılabilir? sabit sıcaklıkta basınçta meydana gelen değişim bakın suda girmiş suda girmiş katı çıkmış burada basınçta herhangi bir değişiklik söz konusu değil arkadaşlar İletkenlikte meydana gelen değişim Aa, iyonlar var iyonlar varsa iletkenlik var o zaman iletkenliğe bakabilirim sıcaklıkta meydana gelen değişim e, bu egzotermik tepkim olduğuna göre arkadaşlar ne olması gerekiyor ortamın ısınması gerekiyor ona da yine bakabilirim cevabımız c seçeneği Bundan sonra bakın çarpışma teorisi ve aktifleşme enerjisi var. Uzunca bir konu arkadaşlar. O da yeni konumuzun, yeni videomuzun konusu olsun. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.